Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem lezzetli hem de çok güzel bir kabak salatası tarifi hazırlayacağım. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için 2 adet kabağımız var. Kabağımızın güzelce yıkadık kabaklarımızı, baş ve arka kısımlarını kesiyoruz ve dilimler halinde ne çok kalın ne de çok ince olmayacak şekilde şeritler halinde kesiyoruz. Dilimlediğim kabaklarımı şeritler halinde kesiyorum. Kabaklarımızı doğradık, bir kenara alalım. Şimdi 2 adet de orta boy soğanımız var. Bunu da piyazlık şeklinde doğrayalım. Daha sonra da şöyle yarım ay şeklinde doğrayalım. Soğanlarımızı da hazırladık. Şimdi artık kavurma işlemimize geçebiliriz. Ocağımızın altını açalım. Ve tavamıza yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave edelim. Doğramış olduğumuz soğanları tavamıza alalım. Ve soğanlarımız yumuşayana kadar biraz kavuralım. Soğanların bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi üzerlerine doğramış olduğum kabaklarımı da ilave ediyorum. Kabaklarımı sotelenirken tuz ilavesi yapıyorum. Bunu siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı kadar ilave ettim. Tadına bakarsanız ona göre ilave etmek isterseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Kabaklarımızın kavrulma işlemi tamamlandı. Eğer siz daha fazla kavurmak istiyorsanız biraz daha kavurabilirsiniz ama bu şekilde gayet güzel oldu. Ben artık ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kabağımın soğuması için şöyle yayvan geniş bir tabağa çekiyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdiden daha çok nefis gözüküyor. Bir kase yoğurdum var. Bunun içerisine de 2 diş sarımsak rendeledim. Bunları koyalım ve iyice karıştıralım şöyle yoğurdumuz ve sarımsağımıza. Yoğurdumuza yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Ve tekrar iyice karıştıralım. Şimdi artık yoğurdumuzla kabağımızı buluşturalım. Ve iyice karıştıralım. Harika bir salata oluyor.
Artık tam mevsimi. Bol bol yapıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Kabak salatamızı servis tabağımıza aldık. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. Tavamıza şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim ve biraz ısınmasını bekleyelim. Kavrulan cevizlerimizin üzerine 1 çay kaşığı da kırmızı biber ilave ediyoruz. Ve bunu da hemen 1-2 çevirip ocağımızın altını kapatıyoruz. Hazırladığımız cevizli biberli sosumuzu salatamızın üzerine gezdirelim. Harika oldu. Kabak salatamız sunuma hazır. Cevizli biberli özel sosuyla da efsane oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir salata. Bence bu yazın kesinlikle favorisi olacak bir salata. Şimdi şöyle bir kaşık da alalım. Bayılacaksınız bence de. Muhteşem oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.